Merhaba arkadaşlar, ikinci dersimizdeyiz şimdi. Geçen dersimizde sadece arayüzü biraz tanımış, bir de skeci tanıtmıştım. Şimdi yine skeç kısmındayım. Nasıl açtığımı tekrar göstereyim. Finish skeç dedim, buradan çıktım. Mouse'un orta tuşunu basılı tuttuğumda ekranı çevirebiliyorum. Skeç diyorum. Otomatik olarak dedik ki Z ekseni bize X sağa, Y yukarı. Otomatik olarak skeci bu düzleme açıyoruz. Eğer bir parçamız olsaydı onun üzerine tıklayarak açabilirdik. Bakın bu geçen gün açtığım ilk skecim. Şu da ikinci skeç. Şu an yaptım. Her finish skeç deyip tekrar yeni tekrar skece girdiğimde bu ürün ağacında skeçler oluşmaya devam eder. Yani bunların kayıtları devam eder. Şimdi hızlıca şu çizim komutlarının, temel çizgi çizme, ölçülendirme komutlarının bir giriş yapalım. Sırayla bakıyorum şöyle. Profile parantez içerisinde Z harfi. Yani Z harfi bu işlemin kısa yol tuşu. Klavyeden Z harfine bastığınızda profile komutu aktif olur. Profile komutunun diğer komutlarda olduğu gibi şekline bakıyorum. Şekil olarak düz siyah çizgi ve kırmızı noktalardan oluşuyor. Devam eden çizgi anlamına geliyor. Kırmızı nokta kısımları mouse'u tıkladığımız kısımlar, siyah çizgi kısmı da oluşan çizgilerin şeklini ifade ediyor. Yani bununla hem düz hem dairesel çizgiler çizip mouse'u tıkladığımda çizginin bittiği ve başladığı yer olarak devam ediyor. Aynı şekilde yorumladığınız zaman diğer komutları hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. 2 nokta ile dikdörtgen veya kare, 2 nokta ile çizgi, 3 nokta ile daire, daire gibi yorumlayabiliriz. Başlayalım. Profil komutuna tıkladım. Yine karşıma küçük bir ekran çıktı ve mouse takip eden bir tane ölçü XC ve YC. Sıfırın olduğu yere geldiğimde otomatik olarak burayı görüyor. Şuradaki eğer noktayı pasif edersem görmez. Bunu açtığım zaman otomatik olarak burayı görür. Ekrana dikkat ettiyseniz X0, Y0 tam sıfırın merkezinin olduğu yer. Oraya tıkladım. Yatayı yakaladığımda 100 milim Enter'a bastım. Açı kısmına da sıfıra Enter'a basarsam ölçülendirilecek bir şekilde çizgiyi çizip aynı zamanda çizgi çizmeye devam etmeme imkan sağlıyor. Atıyorum burayı da 50 milime 45 derece. Her şey yazdığımda daha sonrasında Enter tuşuna basıyorum. Bunu rastgele tıklıyorum. Şuraya basıp dairesel bir çizgi yapıp daha sonra bunu da en son noktayla birleştiriyorum. Mouse'um hala çizgiye yapışık durumda. Burada ESC yapabilirim veya mouse orta tuş, yani teker tuşuna bastığımda otomatik olarak bırakıyor. Tekrar bastığımda komuttan çıkıyor. Yani pratik oluyor. Gidip gelmiyoruz. Burada iki türlü ölçü rengi, aynı zamanda düz çizgimiz ve bu çizginin üzerinde oluşmuş bir takım mavi noktalar görüyoruz. Şu çizgiler otomatik olarak ölçülendirildi. Burayı da ben ölçüsünü verdiğim için mavi ölçülü, mavi renkte ölçülendirme oldu. Bu ne anlama geliyor? Burası benim müdahalem olmadan otomatik olarak ölçülendirdiğini, sabit bir değer olmadığını ifade ediyor. Mavi çizgiler ve noktalar şu anlama geliyor. Noktalar iki çizginin noktasının birleştiği yerde bir kenetlenme olduğunu gösteriyor. Yani nokta ile noktanın burada birleştiğini, bunu sürüklesem bile bu çizgiye yapışık kalacağını gösteriyor. Bu hemen şuraya gelelim. Bu çizginin üzerindeki mavi çizgi ise bu çizginin yatayda sabit olduğunu gösteriyor. Eğer bunu silersem o zaman yatayda sabitliği kalmaz. Ve eğer bunları birleştiren noktayı da seçip silersem o zaman bunların birlikteliği de bitmiş olur. Şöyle buradan geri alıyorum. Geri aldım. Geri aldım. Şimdi eğer az önce gördüğünüz şeyi tekrar yapmak istiyorum. Burada biraz beklediğinizde NX'in bu iyi bir özelliği. Bir noktada şöyle 1-2 bir saniye beklediğinizde mouse'un alt kısmında 3 tane çizgi belirir.
bu üç çizgin ne demek? Tıkladığımda orada seçebileceğim diğer seçeneklerin listesi ortaya çıkar. Yani hangisini istiyorsam buradan daha rahat seçebilirim. Coincident, Constraint. Buradan bu ikisinin birleşim noktasını sildiğimde burayı artık ayrı bir şekilde hareket ettirebiliyorum. Geri aldım. Geri aldım. Az çok ekranımızı tanıdık. Bu radius yazan ölçüye tekrar kendim tıklayıp değiştirebilirim. Yine kendi yazdığım ölçülere de tekrar çift tıklayıp buradan veya buradan değiştirebilirim. Burada tekrar görüyorum ilk başlangıç noktası ve bitiş noktası ve pozisyonu. Bu şekilde burada müdahale edebilirim. Bunu 50 değil de 55 yaptım. Tamam dedim, kapattım. Profil komutuyla beraber başka şeyler de eklemiş olduk. Diğerlerini daha hızlı gideceğiz. Rectangle kısa yol tuşu R. Şu birinci noktamız. İkinci noktaya giderek ölçü yazabilirim. Mesela 200'e Enter dedim. Aşağı indim, sildim. 200'e 101 dikdörtgen. Tıkladım. Mouse tıklayacak yönü seçmemi istiyor. Buraya tıkladım. Orta tuşa bastım. Komut kapandı. Şimdi bu 200'e 101 dikdörtgeni tıkladığım yerden itibaren çizdim. Fakat görüyorum ki sürekli bir ölçülendirme oluyor. Onu da şuradan kapatabilirim. More Continuous Auto Dimensioning. Bunu kapatırsam bundan sonra bir dikdörtgen çizeyim. Bunu da 100'e 60 olsun. Buraya tıklayayım. Bakın sadece benim verdiğim ölçülü kısımlar oldu. Diğerleri ölçülendirilmedi. Otomatik ölçülendirmeyi devre dışı bırakmış olduk. Tabi bu geçici. Bir daha kapatıp açtığımda bu ölçülendirme tekrar otomatiğe dönecek. Bunun geçici değil kalıcı olması için ilk açılışta ayarları yapmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Dikdörtgeni çizdik. Dikdörtgenin iki seçeneği daha var. Bakın burada 1, 2, 3. Şöyle yapayım. Birinci nokta. Birinci noktadan sonra boy girebiliyorum. Bakın 65 yazıyor, 70 yazıyor. Birinci noktayı koydum. İkinci nokta dikdörtgenin boyu ve alt kısımda da açısı duruyor. Bu şekilde bunu da çizdim. İkinci, üçüncü seçenekte ise birinci nokta merkezde 2 ve 3. Devam edelim. Farz edelim ki şunun tam bittiği yerde bir dikdörtgenimiz var fakat eşit bir merkez istiyoruz. Dikdörtgenin tam ortasını oraya yerleştirmiş olduk. Bunu gösteren işaret de mavi kesik çizgiler. Bu mavi kesik çizgiler sayesinde bu çizginin tam ortasının bu çizginin uç noktasına sabitlendiğini görüyorum. Elimle sürüklediğim zaman bile ikisi aynı anda büyüyüp küçülüyor. Ta ki ben bunu buraya tıklayıp silene kadar. Bunu sildiğimde bu yöndekini iptal etmiş oluyorum. Fakat bu yöndeki hala duruyordur. Bunu da sildiğimde tamamen bağımsız hale gelmiş olur. Şimdi line'ı alayım. Line kısa yol tuşu L. İki çeşit çizim şekli var. Bir X, Y şeklinde bir de açılı şekilde. Bu tek çizgi. Sadece çizgi. Başlangıcı ve bitiş kısmını noktaladığımda bitmiş oluyor. Bunu kapattım. Şimdi daireyi de çizelim. Daire de birinci nokta merkez. İkincisini tıklayabilirim veya elimle bir çap yazabilirim. Bir çapı yazdıktan sonra sürekli olarak çapı değiştirip veya aynı çapta daire atmaya devam edebilirim. Gördüğünüz gibi yakalama, kenetleme komutları otomatik olarak görüyor. Şuraya getirip yasladığımda teğet oluyor. Elimdeki 150'lik daire buraya teğet oluyor. Şu da teğet işareti. Komutun gitmesi için bu arada mouse'un orta tuşuna bastım. Bu da tamam. Bir sonraki nokta işareti. Nokta bildiğimiz basit nokta. İstediğimiz yere istediğimiz kadar nokta koyabiliriz. Bir sonraki komutlarda edit
komutları diyebiliriz. Edit Curve komutları. Bu da buraya kadar yaptığımız çizimlerin üzerine değişiklik, uzatma, kısaltma vesaire yapacağız. Ondan önce sadece burada ölçülendirmeyi anlatıp bu videoyu tamamlayacağım. Kısa kısa olması açısından, yormaması açısından bu şekilde devam edeceğim. Rapid Dimension. Bunun üzerinde beklediğimde D harfi olduğunu görüyorum. D harfi çok sık kullandığım skeçlerde özellikle tıklayıp hemen ölçülendirme yapıyoruz. Bunun altında diğer ölçülendirme seçenekleri var. Düz çizgi, işte çap veya yarı çap, açı, çizgi boyu gibi ölçülendirmeler var. Ama hızlı ölçülendirmeye tıklayıp daha önce yaptığım ölçülendirmelerini yapacağım. Mesela şu çizginin, tıkladığım anda enini boyunu ölçülendirebilirim. Şuraya 100 yazdım. Bakın şunu bir de hangi tarafa sürüklersem o tarafa doğru ölçülendirme yapar. Şöyle veya şöyle. Veya bunu bir kere tıkladım. Daha sonra getirip buraya tıkladım. Bu da açı ölçülendirme yaptı. Otomatik olarak tıkladığım cismin cinsine, duruşuna göre ölçülendirmeyi tespit ediyor. 32 derece yerine 35 derece yazdım. Hangisi daha çok sabitlenmiş ise o durur. Bir diğeri hareket eder. Yani burada eğer şuradaki dikdörtgenim çok bağımsızsa, hareket alanı daha fazlaysa, ben ölçülendirmediysem, kısıtlamadıysam bunu itecektir. Çünkü bunun daha fazla ölçülendirmesi, çok yerden sabitlemesi mevcuttur. Ölçülendirmeyi de yaptık. Dikdörtgen, Z kısa yol tuşu ile Profile, R kısa yol tuşu ile Rectangular, L kısa tuşu ile L ve A kısa yol tuşu ile Arc, O kısa yol tuşu ile O Circle'ı denedik. Bir sonraki derste de bunlarla ilgili editleme komutlarından devam edeceğiz. Görüşmek üzere.